Rahman suresi. Şeytanların Allah'a sığınırım. İçlerinde cennette her türden meyve diyor Allah. Eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır. Yani benzeri görünmemiş hurma ve benzeri görünmemiş nar. Mesela nar buruktur. Ama cennette öyle değil. Mesela hurma, cennet hurması bambaşka. Buradaki hurma gibi değil. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Allah soruyor. Yani hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınları vardır. Bak, huyu güzel olmadın mı, yüzlerin güzel olmasının bir anlamı olmayacağı için huyu da güzel, yüzü de güzel diyor Allah. Dünyadaki kadınların bir kısmının huyu kötüdür. Onun için de etkileyici yönü olmaz yani. Rahatsız olsun varlığından. Güzel de olsa rahatsız olsun varlığından. Ama huyu da güzel, kendi de güzel olsa çok etkileyici olur. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz diyor Allah. Bir daha soruyor. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar. Yani büyük çadırlar içerisinde korunmuş. Yani onlarla cinsel ilişkiye girilmemiş. Efendim, bekaretini muhafaza eden, namuslu, gayrimeşru hiçbir şekilde bir ilişkisi olmamış, nur gibi tertemiz kadınlar. Sadece eşine mahsus. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bak, bundan önce kendilerine ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Yani cinsel ilişkiye girmemişlerdir diyor Cenab-ı Allah. Hiçbir şekilde iffetliler diyor. Hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmemişler. Sadece eşinin cinsel ilişkiye girebileceği gibi. Helalinin ilişkiye girebileceği gibi. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. O yastıklar, oradaki yataklar olağanüstü güzel diyor. Yani hem eşiyle beraber ama çok güzel yataklarda, çok güzel yastıklarda çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. İnsan helaliyle ne yapar? Sever onu, sarılır, sevişir. Helali çünkü. Buradaki verilen detay cennette cinselliğin olacağına dair çok kapsamlı açıklamadır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Celal ve ikram sahibi olan Rabbinizin adı ne yücedir diyor Cenab-ı Allah. Bak, yeşil yastıkları ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanır. Döşek ne demek? Yatak. Geniş, büyük ve çok bakımlı güzel yatak. Hiç kimsenin ilişkiye girmemiş eşlerinizle beraber olacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Sadece size ait ve gözlerini tutkuyla size dikmiş, sadece size tutkuyla bakan ve size ait olan yumurta gibi diyor, pürüzsüz ve düzgün. Yumurtaya benzetiyor Allah. Ayette de inciye, inci gibi. Pırıl pırıl, çok bakımlı ve güzel. Ve bu dünyadaki acize ait hiçbir şey yok. İçinde kan yok vücudun içerisinde. Vücut salgıları yok. Acizine ait hiçbir şey yok. Son derece güzel ve son derece hoş. Ve ölümsüz. Ölmüyor yani. Sonsuza kadar yaşayan güzellikteler. Efendim. Mesela bak, Allah diyor ki 56. ayet, şeytanın Allah'a sığınırım, Rahman suresi. Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş. Kadınlar vardır. Ki bundan önce kendilerine ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Namuslu ve dokunulmamış temiz bir kadının güzelliğini Allah vurgulamış oluyor. Yani gayrimeşru herkese ilişkiye giren bir kadının güzel olmayacağını, etkileyici olmayacağını, sadece eşini seven kadının güzel olacağını Kur'an vurgulamış oluyor. Şu anda Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Allah yakuta benzetiyor, mercana benzetiyor. Yani o düzgünlük, o güzellik, o parlaklık, o etkileyicilik yakut ve mercandaki çekicilikle Allah kavramaları için benzetme yapılarak açıklanıyor. Ama tabii dünya yakut ve mercanı gibi değil. Çok daha mükemmel. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır diyor Allah. Siz güzel bir ihsanda bulunuyorsunuz. Ben de size güzel bir ihsanda bulunuyorum diyor Allah. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Şeytanı Allah'a sığınırım. Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Alabildiğine yem yeşildir. Her taraf yeşillik diyor. Bahçelik, bağlık, güzellik.
Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde durmaksızın fışkırıp akan iki pınar vardır. Kesintisiz akan pınarlar insanın çok hoşuna gider. Yani su, pınar olarak, ırmak olarak olsun, deniz olarak olsun çok hoşuna gidecek şekilde yaratılmıştır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Cenab-ı Allah bu ayette sürekli nimetin yalanlanamayacağını defalarca vurguluyor. Ki ahirette onlara hatırlatma olsun diye inşallah. İnşallah.